5. Bölüm Mario Tench, başkanın baş danışmanı, uzun bir yaratık iskeletiydi. Bir seksenlik sıska vücudu, Erector Set maket oyuncaklarının parçalarına andırıyordu. İki duygusuz gözle delinmiş parşömen kağıdına benzeyen bir cildin oluşturduğu fesat yüzü, orantısız vücudunun üstünde duruyordu. 51 yaşında olmasına rağmen 70'inde gösteriyordu. Tench, Washington'daki siyaset meydanında bir tanrıça sayılırdı. Gözle görünmeyen ayrıntıları görebilen, analitik yeteneklere sahip olduğu söylenirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın istihbarat ve araştırma bürolarında geçen görev süresi ona keskin ve kıvrak bir zeka kazandırmıştı. Ne yazık ki Tench'in politik bilgisine eşlik eden soğuk mizacına pek çokları en fazla birkaç dakika dayanabilirdi. Mario Tench süper bir bilgisayar kafasına sahipti ve tabii onun sıcaklığına. Yine de başkan Zack Herney, kadının kişisel tuhaflıklarına taviz vermekte hiç güçlük çekmiyordu. Kadının zekası ve çalışkanlığı Herney'i tek başına birinciliğe çıkarmaya yeterdi. Onu Oval Office'e buyur etmek için ayağa kalkan başkan, ''Mariori, senin için ne yapabilirim?'' Ona oturacak yer göstermedi. Bilindik sosyal kibarlıklar Marjorie Tench gibi kadınlara göre değildi. Eğer canı oturmak isterse dilediği gibi otururdu. Personelle bu akşamüstü saat 16'da toplantı yapacağını duydum. Sesi sigaradan çatallaşmıştı. Mükemmel! Tench odada gezinince Herni, onun beyninin içindeki karmaşık çarkların dönmeye başladığını sezinledi. Başkan müteşekkirdi, Marjorie Tench, NASA keşfini tam manasıyla anlayan az sayıdaki seçkin başkanlık çalışanından biriydi. Ayrıca onun siyasetteki bilgeliği başkanın stratejisini belirlemesine yardımcı oluyordu. Tenç öksürürken, <laughs> ''CNN'deki tartışma bugün saat 13'te. Sexton'la ağız dalaşına kimi gönderiyoruz?'' Herney gülümsedi. ''Yeni etme bir kampanya sözcüsü. Avcıya asla büyük bir lokma göndermeyerek onu şaşırtma taktiği münazara tarihi kadar eskiydi. Boş gözlerini onunkilere diken Tenç. Benim daha iyi bir fikrim var. Bırak bu işleri ben halledeyim. Zekherni'nin başı aniden yukarı kalktı. Sen mi? Ne düşünüyor bu kadın? Marjorie, senin işin medyaya çıkmak değil. Ayrıca yayın gün ortasında yapılacak. Baş danışmanıma göndermem ne tür bir mesaj verecek? Paniklediğimiz görüntüsünü çizecektir. Kesinlikle. Hernie onu inceledi. Tench ne tür bir çapraşık plan kuruyor olursa olsun Hernie, onun CNN'e çıkmasına asla izin vermeyecekti. Mariori Tench'e bir bakan, onun sahne arkasında çalıştığını anlardı. Tench korkutucu görüntüye sahip bir kadındı. Başkanın Beyaz Saray mesajını iletmesini istediği türden bir yüz değildi. CNN'deki bu tartışmaya ben katılıyorum. Diye yineledi. Bu kez sormuyordu. Artık huzursuzlaşan başkan, Marjorie, diye kıvırmaya çalıştı. Sexton'ın kampanyası, senin CNN'e çıkmanı Beyaz Saray'ın korktuğuna delil sayacaktır. Asıl silahımızı erkenden çıkarmak bizi çaresiz gösterecektir. Kadın sessizce başını sallayarak bir sigara yaktı. Ne kadar çaresiz görünürsek, o kadar iyi. Ardından gelen 60 saniye süresince Mario Tench, başkanın alt kadrodan bir kampanya çalışanı yerine neden onu CNN'deki tartışmaya göndermesi gerektiğini açıkladı. Tench anlatmayı bitirdiğinde, başkan hayretle bakmaktan başka bir şey yapamadı. Mario Tench bir kez daha siyasette dahi olduğunu kanıtlamıştı. Milni Buzul Katmanı, Kuzey Yarımkürede en geniş yüzer buz kütlesiydi. Arktikteki Ellesmire Adası'nın kuzey kıyısından geçen 82. paralelin yukarısında bulunan Milni Buzul Katmanı, 6 kilometre genişliğindedir ve kalınlığı 900 metrenin üzerindedir. Buz traktörünün plastik cam bölmesine çıkan Rachel, onu ön koltukta bekleyen parka eldivenler ve traktörün havalandırmasından gelen ısı için minnettardı. Dışarıdaysa buz pistin üstündeki F-14'ün motorları gürlüyor, uçak uzaklaşıyordu. Rachel panikle başını kaldırdı. Gidiyor mu? Yeni ev sahibi başını sallayarak traktöre bindi. Siteye sadece teknik personel ve NASA acil destek takımı üyeleri girebilirler. F-14 güneşsiz gökyüzüne doğru havalanırken Rachel aniden kendi başına bırakıldığı hissine kapıldı. Adam, Buradan Ice Rover'a bineceğiz. Müdür bekliyor. Rachel önlerindeki gümüşi patikaya göz gezdirerek NASA müdürünün orada ne halt ettiğini tahmin etmeye çalıştı. Bir takım manivela kollarını kavrayan NASA'lı adam ''Sıkı tutunun!'' diye bağırdı. Araç öğütme hırlamaları çıkararak ordu tankları gibi olduğu yerde 90 derece döndü. Şimdi yüzünü kar setin yüksek duvarına çevirmişti. Dik yükseltiye bakan Rachel korkuya kapılmıştı. E, elbette niyeti bu değildir herhalde. Sallan, yuvarlan! Şoför debriyaja basınca araç doğruca yükseltiye doğru ilerledi. Rachel bastırılmış bir çığlık atarak sıkıca tutundu. Yükseltiye çarptıklarında çivili paletler kara tutundu ve garip araç tırmanmaya başladı. Rachel geriye devrileceklerinden emindi. Ama paletler eğimden yukarı çıkarken kabin tuhaf biçimde yere paralel kalmayı başarıyordu. Dev araç setin tepesine çıktığında şoför aracı durdurdu ve yumruklarını sıkan yolcusuna neşeyle baktı. ''Bunu bir de suda dene. <laughs> Şok sistemi tasarımını Mars Pathfinder'dan alıp bu bebeğe ekledik. Mükemmel iş gördü.'' Rachel benze atmış bir halde başını salladı. <gülüyor> ''Muhteşem.'' <gülüyor> artık kar setin üstünde duran Rachel anlaşılmaz manzarayı seyretti. Önlerinde bir büyük set daha vardı. Ondan sonra dalgalı şekiller birdenbire sona eriyordu. İleride ise buz hafifçe eğimli bir genişliğe katışıyordu. Ay ışığının altındaki buz katmanı daralarak dağların içine sokulduğu yere kadar uzanıyordu. Dağları işaret eden şoför. Bu milli buzulu, Oradan başlayıp şu an üstünde durduğumuz geniş bir deltaya kadar uzanıyor. Şoför motora yeniden gaz verdiğinde araç bu sefer dik tümsekten aşağı inerken Rachel sıkıca tutundu. Aşağı indiklerinde bir başka buz nehrinin üstünden geçip diğer sete tırmandılar. Tepeye varıp sonra hemen diğer taraftan aşağı indiklerinde pürüzsüz bir buz katmanının üstünde kaydılar ve buzulu ezerek ilerlemeye başladılar önünde buzdan başka hiçbir şey göremeyen Rachel. Ne kadar yol var? diye sordu. Yaklaşık üç kilometre ileride. Rachel'a uzak gelmişti. Dışarıdaki rüzgar, Ice Rover'ı durmaksızın yumrukluyor. Sanki onları denize yuvarlamak istercesine plastik camı sarsıyordu. Şoför, bu katabatik rüzgar. Alışsan iyi edersin. Bu bölgede katabatik, Yunanca aşağı doğru akan denen, kıyıdan esen sürekli sert rüzgarlar olduğunu açıkladı. Aralıksız rüzgara buzul yüzeyinden aşağı sel suları gibi esen soğuk rüzgar sebep oluyordu. Şoför kahkaha atarak, <laughs> Burası dünyada cehennemin karlarla kaplı olduğu tek yer. Rachel dakikalar sonra uzaklardaki bulanık şekli buzun üstünde yükselen devasa beyaz kubbeyi görmeye başladı. Gözlerini ovuşturdu. Ne biçim bir? Buralarda iri eski var galiba ha? Ne dersin? Diye espri yaptı. Rachel yapıyı anlam vermeye çalıştı. Küçültülmüş bir Houston gök yurasat kulesine benziyordu. Adam. NASA bunu bir buçuk hafta önce yerleştirdi. Şişirilebilir çok kademeli plexi polis sorbat. Parçaları şişir, birbirine tuttur, tüm yapıyı buza, mıhla ve tellerle bağla. Büyük yuvarlak bir çadıra benziyor ama aslında NASA'nın bir gün Mars'ta kullanmayı ümit ettiği taşınabilir mesken prototipi. Biz buna habi küre diyoruz. Habi küre mi? Evet, anladın mı? Tüm tam bir küre değil, sadece habi küre. <laughs> Rachel gülümsedi ve şimdi daha yakından görünen buzullar üstündeki garip binaya baktı. Ve NASA henüz Mars'a gitmediğinden siz de onun yerine burada uyku partisi veriyorsunuz öyle mi? Aslına bakarsan <laughs> ben Tahiti'yi tercih ederdim. Ama nerede kalacağıma kader karar verdi. Rachel tereddütle yapıyı inceledi. Kirli beyaz dış yüzeyi karanlık gökyüzüyle tezat oluşturuyordu. Ice Rover yapıya yaklaştı ve kubbenin yan tarafında şimdi açılmakta olan küçük bir kapının önünde durdu. İçeriden gelen ışık demeti karın üstüne döküldü. Birisi dışarı çıktı. Cüssesini daha da iri gösteren ve onu ayıya benzeten siyah bir kazak giymişti. Hantal bir devdi. Ice Rover'a doğru hareket etti. Dev adamın kim olduğuna dair Rachel'ın hiç şüphesi yoktu. Lawrence Ekstrom, NASA müdürü. Şoförün yüzünde teselli edici bir gülümseme belirdi. Cüssesine aldanma, adam korkak farenin tekidir. Extramon'un kurduğu hayallerin önünde duranların kafalarını koparmakla ün saldığı gayet iyi bilen Rachel, daha çok bir kaplan gibi diye düşündü. Rachel Ice Rover'dan aşağı indiğinde rüzgar neredeyse onu yere devirecekti. Kabanına iyice sarınarak kubbeye doğru ilerledi. NASA müdürü eldivenli dev pençesini ileri uzatarak onu yarı yolda karşıladı. Bayan Sexton, geldiğiniz için teşekkür ederim. Rachel anlamsızca başını salladı ve uğuldayan rüzgara bastırmak için bağırdı. Samimi olmak gerekirse beyefendi, başka seçim şansım olduğunu sanmıyorum. Buzul'un bin metre ilerisinde duran Delta 1, kızıl ötesi dürümünüyle NASA müdürünün Rachel Sexton'ı kubbeden içeri alışını izledi. NASA müdürü Lawrence Ekstrom, insan irisi, yanağından kan damlayan ve İskandinav tanrısı gibi hırçın görünüşlü biriydi. Kirpi gibi sarı saçları askeri tarzda kısa kesilmiş, iri burnunun üstü damarlarla örülmüştü. Taş gözleri sayısız uykusuz gecenin ağırlığıyla sarkmıştı. NASA'ya atanmadan önce Pentagon'da sözü geçen bir uzay strateji uzmanı ve operasyon danışmanı olan Ekstrom, hırçınlığa kadar önünde görev her ne olursa olsun kendini tartışmasız biçimde adamasıyla tanınırdı. Rachel Sexton, Habiküre'nin içine doğru Lawrence Ekstrom'u takip ederek kendini esrarengiz ve yarı saydam koridorlar labirentinde buldu. Labirent ağı gergin tellere asılmış mat plastik örtülerle örtülmüş gibiydi. Labirentin zemini yoktu. Üstüne ulaşım amaçlı kauçuk şeritler serilmiş bir buz kütlesi karyola ve kimyasal tuvaletlerin bulunduğu basit bir ikametgah alanına geçtiler. Habikürenin içindeki hava her ne kadar sıkışık mahallerde yaşayanlara eşlik eden birbirine karışmış kokuların potpörüsüyle ağır olsa da bereket versin ki sıcaktı. Koridordaki gevşek gerilim kablolarından sarkan çıplak ampullere güç veren elektrik kaynağı olduğu anlaşılan bir jeneratörün bir yerlerden vınlama sesi geldi. Onu belirsiz bir yöne doğru götüren Ekstrom, ''Bayan Sexton'' diyor umurdandı. ''Size karşı baştan açık olmak istiyorum.'' Sesinin tonundan Rachel'ı misafir olarak ağırlamaktan hiç de memnun olmadığı anlaşılıyordu. ''Buradasınız çünkü başkan burada olmanızı istedi. Zack Herney benim arkadaşım ve NASA'nın sadık bir destekleyicisidir. Ona saygı duyuyorum, ona borçluyum ve ona güveniyorum.'' Ona içerlediğim zamanlarda bile emirlerini sorgulamam. Şunu bilmenizi istiyorum. Ortada bir terslik olmaması, başkanın sizi bu konuya dahil etmekteki şevkine ortak olduğum anlamına gelmiyor. Rachel bakmaktan başka bir şey yapamıyordu. 4500 kilometre yolu bu türden bir misafirperverlik için mi kat ettim? <laughs> Adamın Martha Stewart olmadığı ortadaydı. Altta kalmayan Rachel, Hatırınız kalmasın. Ben de başkanın emriyle geldim. Bana burada bulunma sebebim açıklanmadı. Bu yolculuğu iyi niyetle yaptım. Ekstrom. İyi. O zaman lafımı sakınmayacağım. Tebrikler. Çok iyi başlangıç yaptınız. Rachel'ın sert cevabı müdürü sarsmış gibiydi. Yürüyüşü bir süreliğine yavaşladı ve gözleriyle onu inceledi. Sonra adeta çözülen bir yılan gibi uzun bir nefes vererek atışmaya devam etti. Ekstrom Şunu iyi bilin ki ben istemesem de gizli bir NASA projesi için burada bulunuyorsunuz. Direktörü NASA personeli çenesi düşük çocuklar gibi göstererek küçük düşürmekten hoşlanan Uko'nun bir temsilcisi olmakla birlikte benim kuruluşumu yok etmeyi kendine görev edinmiş bir adamın kızısınız aslında bu NASA'nın en şaşalı zamanı olacaktı. Kadın ve erkek çalışanlarım son zamanlarda pek çok eleştirinin hedefi oldular. Ve bu zafer anını kesinlikle hak ediyorlar. Ne yazık ki babanız tarafından yayılan bir şüphecilik fırtınası yüzünden NASA kendini çalışkan personelinin tüm ilgiyi bir avuç gelişi güzel seçilmiş sivil bilim adamı ve bizi yok etmeye çalışan bir adamın kızıyla paylaşmak zorunda kaldığı bir durum bulunuyor ben babam değilim seni sersem. Diye haykırmak istedi Rachel. Ama NASA'nın başındaki kişiyle politika tartışmanın zamanı değildi. Ben buraya ilgi çekmek için gelmedim efendim. Ekstrom dik dik baktı. Başka seçeneğiniz kalmayabilir. Bu ima Rachel'ı çok şaşırtmıştı. Başkan Herney kendisine kamusal açıdan yardım edeceğine dair açık bir şey söylememiş olsa da, William Pickering, Rachel'ın siyasi bir piyon olabileceğine dair kuşkularını kesinlikle ortaya dökmüştü. Rachel, ''Burada ne yaptığımı öğrenmek istiyorum.'' dedi. ''Sizin kadar ben de öyle. Bu bilgiye sahip değilim.'' ''Anlayamadım. Siz geldiğiniz anda başkan benden size keşfimizi her yönüyle anlatmamı istedi.'' Bu gösteride hangi rolü üstlenmenizi istediği sizinle onun arasında. Bana yer gözlem sisteminizin bir keşifte bulunduğundan bahsetti. Ekstrom ona göz ucuyla şöyle bir baktı. IGS projesine ne kadar iyi biliyorsunuz? IGS dünyayı farklı yollardan yani okyanus haritalama, jeolojik fay analizleri, kutup buzlarının erimesinin gözlemlenmesi fosil yakıtı rezervlerinin saptanması gibi şeyleri inceleyen 5 NASA uydusundan oluşan takımın adı. <laughs> Sesinden etkilenmediği anlaşılan Ekstrom. Güzel. O halde IGS takımına yapılan son ilaveyi de biliyorsunuzdur öyle değil mi? k -I -I deniliyor. Rachel başını salladı. Kutupsal yörüngeli yoğunluk tarayıcısı küresel ısınmanın etkilerini ölçmek için tasarlanmıştı. Bildiğim kadarıyla, KIIT kutup buzullarının kalınlığını ve katılığını ölçüyor. Doğrusu öyle. Büyük sahaların bileşik yoğunluk taramasını yapmak ve buzdaki yumuşaklık anomalilerini saptamak için Taif kanalı teknolojisinden faydalanıyor. Rachel bileşik yoğunluk taramasını iyi biliyordu. Yeraltı ultrasonu gibi bir şeydi. Uko uyduları. Doğu Avrupa'da toprağın altındaki yoğunluk değişikliklerini araştırmak ve toplu mezar alanlarını saptamak için benzer teknoloji kullanmışlardı. Ve bu da başkana etnik temizliğin devam ettiğini ispatlamıştı. Ekstrom İki hafta önce KIRT şu buz kütlesinin üstünden geçerken görmeyi beklemediğimiz bir yoğunluk anomalisi tespit etti. Yüzeyin 60 metre altında katı buz kütlesine mükemmelce gömülmüş, yaklaşık 3 metre çapında şekilsiz bir kürecik gördü. Su cebi miydi? Hayır, sıvı değil. Tuhaftır ki bu anomali etrafında buzdan daha katıydı. O halde kaya parçası gibi bir şey miydi? Kesinlikle. Rachel son noktayı koyacak cümleyi bekledi ama asla gelmedi. NASA buzda büyük bir kaya parçası olduğu için mi buradayım? K-I-I-T bu kayanın yoğunluğunu hesaplayana dek heyecana kapılmamıştık. İncelemesi için buraya hemen bir takım gönderdik. Sonunda altımızda buzun içindeki kayanın El adasında bulunan tüm kaya türlerinden çok daha yoğun olduğu anlaşıldı. Aslına bakarsanız 650 kilometre çapında bulunan tüm kaya türlerinden daha yoğun. Rachel ayaklarının altındaki buza göz gezdirirken dev kayanın aşağıda bir yerde olduğunu hayal etti. Yani birisi onu buraya getirmiş mi diyorsunuz? Ekstrom belli belirsiz eğleniyor gibiydi. Kaya 8 tondan daha ağır. Katı buzun 60 metre altında gömülü. Yani 300 yıldan fazla süredir el değmeden orada duruyor. Rachel, nöbet bekleyen iki silahlı NASA çalışanı arasından geçerek, müdürü uzun dar bir koridorun girişine doğru izlerken yorulduğunu hissetti. Rachel, ekstrama kısa bir bakış attı. Sanırım taşın buradaki varlığının ve tüm bu gizliliğin mantıklı bir açıklaması vardır. Ekstrom ifadesiz bir yüzle. Son derece mantıklı bir açıklaması var. KIIT'in bulduğu kaya parçası bir gök taşı. Koridorda aniden duran Rachel müdüre baka kaldı. Bir gök taşı mı? Üstünden adeta bir hayal kırıklığı dalgası geçti. Gök taşı başkanın büyük propagandasının yanında oldukça hafif kalıyordu. Bu göktaşı tek başına NASA'nın geçmişte yaptığı tüm harcamaları ve hataları mazur mu gösterecek? Her ne, ne sanıyor? Göktaşları yeryüzünde en nadir bulunan taşlardı ama NASA sürekli göktaşları bulup dururdu. Önünde dimdik duran ekstrom. Bu göktaşı şimdiye dek bulunanların en irisi. 1700'lerde Kuzey Buz Denizi'ne düştüğü belirlenen daha büyük bir göktaşının parçası olduğuna inanıyoruz. Okyanustaki çarpışmanın etkisini milni buzul katmanına düşen fırlatma taşlardan biri olabilir. Ve büyük olasılıkla geçen 300 yıl süresince üzerine yağan karla yavaşça gömüldü. Rachel kaşlarını çattı. Bu buluş hiçbir şeyi açıklamıyordu. Çaresiz durumdaki nasayla Beyaz Saray'ın sahnelediği şişirilmiş bir tanıtıma tanık olduğu yolundaki şüpheleri giderek artıyordu. NASA'nın yer yerinden oynatacak zaferinden hatırı sayılır bir fayda elde etmeye çalışan iki gayretli kurum. Hepsi bu. Ekstrom. Fazla etkilenmişe benzemiyorsunuz. Sanırım ben başka bir şey bekliyordum. Ekstrom'un göz bebekleri küçüldü. Bu büyüklükteki bir göktaşına çok ender rastlanır Bayan Sexton. Dünyada daha büyük sadece birkaç tane var. Anlıyorum ki ama bize heyecanlandıran bu göktaşının büyüklüğü değildi. Rachel başını kaldırıp baktı. Ekstrom, bitirmeme izin verirseniz, bu göktaşının daha önce herhangi bir göktaşında rastlanmayan bazı şaşırtıcı özellikler gösterdiğini öğreneceksiniz. Büyük ya da küçük. Şimdi beni takip ederseniz, sizi bu buluşa tartışma konusunda daha yetkili biriyle tanıştıracağım.'' Rachel'ın aklı karışmıştı. NASA müdüründen daha yetkili biriyle mi? Ekstrom mavi gözlerini onunkilere dikti. Daha yetkili bayan Sexton. Üstelik kendisi bir sivil. Profesyonel bir veri analiz uzmanı olduğunuz için verilerinizi tarafsız bir kaynaktan almayı tercih edeceğinizi düşündü. Tuş, Rachel pes etmişti. Müdürü dar koridorda yolları siyah kapalı bir perdeyle kesilinceye kadar takip etti. Rachel perdenin arkasından diğer taraftaki dev bir açık alanda yankı yapan sayısız sesin çıkardığı karma karışık mırıltıları duyabiliyordu. Müdür tek kelime etmeden uzanıp perdeyi yana çekti. Rachel parlak ışıkla neredeyse kör oluyordu. Tereddütle adım atıp parıldayan alana gözlerini kısarak baktı. Gözleri ışığa alıştığında önünde uzanan dev odaya baktı ve dehşet içinde nefes aldı. Tanrım burası neresi böyle? Washington DC yakınlarındaki CNN prodüksiyon tesisi, Atlanta'daki Turner yayın sistemi genel merkezlerini uydu aracılığıyla dünyaya bağlayan 212 stüdyodan biridir. Senatör Cedric Sexton'ın limuzini park yerine çektiğinde saat 13.45'ti. Sexton araçtan inip girişe doğru ilerlerken halinden memnundu. O ve Gabriel içeride heyecanlı bir tebessüm takınmış, şişko göbekli bir CNN yapımcısı tarafından karşılandı. Yapımcı Senatör Sexton, hoş geldiniz. Haberler harika. Beyaz Saray'ın size tartışma ortağı olarak kimi gönderdiğini az önce öğrendik. Yapımcı nahoş bir şekilde sırıttı. <laughs> Umarım hazırlıklı gelmişsinizdir. Yapım odasının camından içeriği gösterdi. Camdan bakan Sexton az kalsın yere düşecekti. Sigarasının dumanları ardından siyasetteki en çirkin yüz ona bakıyordu. Gabriel, Marjorie Tench mi? Bu kadının burada ne işi var? Sexton'ın hiçbir fikri yoktu. Ama sebebi her ne olursa olsun onun burada bulunuşu muhteşem bir haberdi başkanın çaresizlik içinde olduğunun açık bir kanıtıydı. Başdanışmanını cepheye başka neden göndermiş olabilirdi ki? Başkan Zach Herney büyük kozlarını oynuyor, Sexton ise bu fırsatı memnuniyetle değerlendiriyordu. Düşman ne kadar büyük olursa o kadar zor düşer. Senatörün teçin zorlu bir rakip olacağına hiç şüphesi yoktu. Ama kadına bir göz atan Sexton, başkanın karar verirken ciddi bir hata yaptığını düşünmekten kendini alamadı. Mario Tenchin iğrenç bir görüntüsü vardı. İyice yayıldığı koltuğunda oturup sigarasını içiyor, sağ kolu ruhsuz bir ritimle ince dudaklarına doğru gidip gelirken karnını doyuran dev bir peygamber devesini andırıyordu. Sexton, ''Tanrım, <laughs> Bu suratın radyodan dışarı çıkması lazım. Sedwick Sexton, Beyaz Saray Başdanışmanı'nın karamsar fotoğrafını dergide gördüğünde, Washington'ın en güçlü yüzlerden birine baktığına inanamamıştı. Gabriel, bundan hoşlanmadım, diye fısıldadı. Sexton ona pek kulak asmadı. Önüne çıkan fırsatı düşündükçe hazzı artıyordu. Tenç'in medya kaçıran yüzünden daha da sevindirici olan saldığı ündü. Mario e. Tench, Amerika'nın gelecekteki liderlik rolünü sadece teknolojik üstünlükle koruyabileceğini iddia ediyordu. Hükümetin ileri teknoloji, A&G programlarının ve en önemlisi NASA'nın hararetli bir destekleyicisiydi. Pek çokları başkanın gözden düşen uzay dairesinin arkasında böylesine sağlam durmasının sebebinin Tench'in perde arkasındaki baskısı olduğuna inanıyordu. Sexton, NASA'yı desteklemek konusundaki kötü tavsiyelerinden ötürü başkanın şimdi tençi cezalandırdığından şüphelendi. Baştan aşmanana kurtlara yeme olarak mı atıyor yoksa? Camın arkasından Marjorie Tench'i inceleyen Gabriel Eş, huzursuzluğunun arttığını hissetti. Bu kadın cin gibi akıllıydı ve beklenmedik bir hamleydi. Bu iki gerçek içgüdülerini telaşlandırıyordu. Bu kadının NASA konusundaki görüşlere düşünüldüğünde, başkanın Senatör Sexton'la yüzleşmeye onu göndermesi pek akıllıca sayılmazdı. Ama başkan kesinlikle aptal değildi. İçinden bir ses, Gabriele bu tartışma programının kötü gideceğini söylüyordu. Gabriel, senatörün salyalarının aktığını hissedebiliyordu ama bu onun kaygısını dindirmeye yetmedi. Sexton kendinden emin olduğu zamanlarda ipin ucunu kaçırabiliyordu. NASA meselesinin kamuoyu yoklamalarında oylarını arttırıcı etkisi olmuştu. Ama Gabriel, Sexton'ın son zamanlarda gereğinden fazla bastırdığını düşünüyordu. Tek yapmaları gereken, maçı bitirmekken, knockout alan adaylar yüzünden pek çok kampanya kaybedilmişti. Yapımcı, yaklaşan kanlı karşılaşma için sabırsızlanıyordu. Sese hazırlayalım senatör! Sexton dünyaya yöneldiği sırada Gabriel onu kolundan yakaladı. Aklından ne geçtiğini biliyorum, diye fısıldadı. Akıllı ol, çizmeyi aşma. Çizmeyi aşmak mı? Ben mi? <laughs> Sexton sırıttı. Unutma ki bu kadın işinde çok iyi. Sexton ona manalı bir ifadeyle tebessüm etti. Ben de öyle. <laughs> NASA Habiküresi'nin mağaramsa ana salonu, dünyanın neresinde olursa olsun alışılmadık bir manzara sayılırdı. Ancak Kuzey Kutbu'ndaki buz katmanının üstünde bulunduğu gerçeği, Rachel Sexton'ın durumu özümsemesini daha da güçleştiriyordu. Başını kaldırıp birbirine geçmiş beyaz üçgen desteklerle örülü fütürist kubbeye bakan Rachel, dev bir senatoryumun içine girdiğini hissetti. Duvarlar nöbetçi gibi duran halojen lamba ordusunun çevrelediği buz zemine doğru eğimli bir biçimde iniyor, yukarı doğru yayılan keskin ışık tüm odayı geçici bir parlaklık veriyordu. Buz zemininin üstünde kıvrılan siyah köpük yolluklar taşınabilir çalışma bölümlerinden oluşan labirentin arasındaki gizinti yollarını andırıyordu. Elektronik cihazların ortasındaki 30-40 beyaz önlüklü NASA çalışanı neşe içinde ve heyecanlı ses tonlarıyla konuşuyordu. Rachel odadaki elektriği hemen algılamıştı. Bu yeni bir keşfin heyecanıydı. Müdürle birlikte kubbenin dış kenarından ilerlerken, Rachel kendisini tanıyanların yüzündeki memnuniyetsizliği fark etti. Fısıltıları yankı yapan boşluktan açıkça duyulabiliyordu. Bu senatör Sexton'ın kızı değil mi? Hmm, burada ne halt ediyor? Müdürün onunla konuştuğuna bile inanamıyorum. Rachel babasının her yerden sallanan büyü yapılmış bebeklerini görmeyi bekliyordu. Bununla birlikte havada sadece husumet kokusu yoktu. Rachel bir de içten içe kendini beğenmişlik yaptıklarını hissediyordu. Sanki NASA son gülenin kim olacağını şimdiden biliyor gibiydi. Müdür, Rachel'ı bir adamın tek başına bilgisayar önünde oturduğu çalışma bölümüne kadar bir dizi masanın arasından geçirdi. Diğerlerinin giydiği kalın NASA elbiselerinin yerine bu adam, siyah balıkçı yaka kazak, kalın fitilli kadife pantolon ve kaba denizci ayakkabıları giymişti. Arkası dönüktü müdür yabancının yanına gidip onunla konuşurken Rachel'dan beklemesini istedi. Bir süre sonra balıkçı yaka kazak giyen adam, cana yakın bir eda ile başını sallayıp bilgisayarını kapatmaya koyuldu. Müdür ona döndü. Artık sizinle Bay Tolland ilgilenecek. Kendisi de başkanın yeni çalışanlarından biridir. Bu sebeple iyi anlaşacağınızı tahmin ediyorum. Ben size daha sonra katılacağım. Teşekkürler. Michael Tolland'ı tanıyorsunuz değil mi? Beyni hala akıl almaz ortama algılayamayan Rachel omuzlarını silkti. İsim çağrışım yapmadı. Balıkçı yaka kazaklı adam sırıtarak yanına geldi. Çağrışım yapmadı mı? Dostane ve tınası olan bir sesi vardı. Gün boyunca duyduğu en iyi haber. Demek kimse üstünde ilk intiba bırakma fırsatı yakalayamayacağım. Başını kaldırıp gelen kişiye baktığında Rachel olduğu yere çakılı kaldı. Adamın yakışıklı yüzüne bir bakışta tanımıştı. Onu Amerika'daki herkes tanıyordu. Adam elini sıkarken kızarmış bir yüzle. Ah, siz şu Michael Tolent mısınız? Başkan, NASA keşfinin doğruluğunu kanıtlamak için birinci sınıf sivil bilim adamlarını işe aldığını söylediğinde, Rachel hayalinde ellerinde hesap makineleriyle bir grup kartoloz yürüyen beyin canlandırmıştı. Michael Tolland bu fikrin antiteziydi. Modern Amerika'da en çok tanınan bilim adamlarından biri olan Tolland, izleyicileri büyüleyici okyanus olaylarıyla, sualtı volkanları, 3 metrelik deniz kurtları, katil dalgalar, bu gibi yüz yüze getiren Amazing Seas isimli haftada bir yayınlanan bir belgesel sunuyordu. Media Talent'ın bilgisine mütevazi coşkusunu ve Amazing Seas programını liste yapan macera düşkünlüğünü vurgulayarak onu Jackass Coasty ile Carl Sagan arasında biri gibi göstererek göklere çıkarıyordu. Eleştirmenlerin çoğu Talent'ın haşin yakışıklılığıyla alçak gönüllülüğünün bayan seyircileri arasında popüleritesine zedelemediğini itiraf ediyordu. Kelimeleri ağzında geveleyerek konuşan Rachel, ''By it Talent?'' Ben Rachel Sexton. Toland şirin ve çapkın bir tebessümle karşılık verdi. Merhaba Rachel, bana Mike de. Rachel'ın hiç de alışık olmadığı biçimde ağza dili bağlanmıştı. Duyguları aşırı yüklenmişti. Habiküre, küre, göktaşı, sırlar, beklenmedik şekilde bir televizyon yıldızıyla yüz yüze gelmek, telafi etme çabasıyla sizi burada görmek beni şaşırttı. Başkan bana NASA keşfinin doğruluğunu onaylayacak sivil bilim adamlarını işe aldığını söylediğinde sanırım benim beklediğim <laughs> tereddüt etti. Gerçek bilim adamları mıydı? Tolent sırıttı. Yerin dibine geçen Rachel kızardı. Bunu söylemek istemedim. Tolent. Endişelenme. Buraya geldiğimden beri tek duyduğum bu. Daha sonra onlara katılacağına söz veren müdür, izin isteyerek yanlarından ayrıldı. Şimdi Tolent meraklı bir bakışla Rachel'a dönmüştü. Müdür bana babanızın Senatör Sexton olduğunu söyledi. Doğru mu? Rachel başını salladı. Ne yazık ki. Düşman hattının ötesinde bir Sexton casusu mu var? Savaş hattı her zaman olduğunu sandığınız yerde değildir. Garip bir sessizlik oldu. Rachel aceleyle. E, ee, söylesenize, dünyaca ünlü bir okyanus bilimcinin bir avuç NASA füze bilim adamıyla buzullarda ne işi var? Toland kendi kendine güldü. Doğrusunu isterseniz, başkana çok benzeyen biri benden kendisine bir iyilik yapmamı istedi. Cehennemin dibine git diyecektim ama kendimi peki efendim derken buldum. Rachel sabahtan beri ilk kez güldü. Kulübe hoş geldin. Ünlülerin çoğu gerçek yaşamda televizyonda göründüğünden daha kısa olduğu halde Rachel, Michael Tolland'ın daha uzun olduğunu düşünüyordu. Kahverengi gözleri televizyonda göründüğü kadar zeki ve ateşliydi. Ayrıca sesinde aynı tutarlı sıcaklık ve coşku duyuluyordu. 45 yaşlarında görünen atletik yapıdaki Michael Tolland'ın kalın telli siyah saçları dağınık perçemler halinde alnına düşüyordu. Belirgin bir çenesi ve kendinden emin olduğunu gösteren kaygısız bir tavrı vardı. Rachel'ın elini sıktığında nasır tutmuş avuç içinin pütürleri tipik bir narin televizyoncu değil de işin başında bizzat araştırma yapan usta bir denizci olduğunu düşündürmüştü. Tolent utangaç bir sesle, ''Doğrusunu söylemek gerekirse bilimsel dağarcığım yerine halkla ilişkiler becerilerimden ötürü işe alındığımı düşünüyorum.'' Başkan buraya gelip kendisi için bir belgesel yapmamı istedi. Dedi. Bir belgesel mi? Göktaşı hakkında mı? Ama siz okyanus bilimcisisiniz. Ben de kendisine aynen böyle söyledim. Ama bana Göktaşı belgeseli yapan birilerini tanımadığını söyledi. Benim bu işle ilgilenmemin keşfi için güvenilirlik sağlayacağını söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla bu akşam keşfi ilan etmek üzere vereceği büyük basın konferansında benim belgeselimi kullanmayı planlıyor. Ünlü bir sunucu Rachel iş üstünde Zekerne'nin kurnaz siyasi manevralarını tahmin edebiliyordu. NASA sıklıkla halkın anlamayacağı şekilde konuşmakla suçlanıyordu. Amerikalıların zaten tanıdığı ve bilimle ilgili konularda güvendiği usta bir bilim iletişimcisini kendi saflarına çekmişlerdi. Toland kubbenin çapraz köşesinde basın alanının kurulduğu duvarı işaret etti. Buzun üstünde mavi bir halı, televizyon kameraları, medya ışıkları ve sürüyle mikrofonla dolu uzun bir masa vardı. Birisi sahne perdesi olarak dev bir Amerikan bayrağı asıyordu. Toland. Bu akşam için NASA müdürüyle önde gelen bazı bilim adamları başkanın saat 20'de ulusa seslenişine eşlik etmek için uydu aracılığıyla Beyaz Saray'a bağlanacaklar. Zek Herney'nin bu duyurudan NASA'yı tamamıyla dışlamak niyetinde olmadığını öğrenmekten memnun olan Rachel, Uygundur, diye düşündü. Rachel içini çekerek, Peki, bu göktaşıyla ilgili bu, bu kadar özel ne olduğunu birisi sonunda bana anlatacak mı? Kaşlarını yukarıya kaldıran Toland, gizemli bir şekilde gülümsedi. Aslında bu göktaşıyla ilgili bu kadar özel olan şey anlatılmaz, sadece görülür. Rachel, yan taraftaki iş bölümüne doğru kendisini takip etmesini işaret etti. Buradaki adamın size gösterebileceği pek çok örnek var. Örnek mi? Sizde bu göktaşının örnekleri mi var? Kesinlikle. Bayağı örnek delip çıkardık. Doğrusu, NASA'yı buluşun önemi konusunda heyecanlandıran ilk nüve örnekleriydi. Neyle karşılaşacağını tahmin edemeyen Rachel, Toland'ın çalışma alanına kadar takip etti boş görünüyordu. Taş örnekleri, çap pergelleri ve diğer tanı aletleriyle darmadağın bir masanın üstünde bir fincan kahve duruyor, kahvenin buharı tütüyordu. Etrafına bakınan Toland, Merlinson diye seslendi. Cevap gelmedi. Yüzünü buruşturarak içine çekip Rachel'a döndü. Eh, herhalde kahvesine krema bulmaya çalışırken kayboldu. Ben bu adamla Princeton'da doktora yaptım. İnanın kendi kaldığı yurtta bile kayboluyordu. Şimdi astrofizik dalında ulusal bilim madalyası sahibi. Çok başarılı. Rachel'ın jetonu geç düştü. Merlinson mı? Herhalde şu ünlü Corky Merlinson'dan bahsetmiyorsunuz değil mi? Talent kahkaha attı. <laughs> Bizzat kendisi. Rachel çok şaşırmıştı. Corky Merlinson burada mı? Merlinson'un yer çekimi alanları hakkındaki fikirleri Uka uydu mühendisleri arasında efsane olmuştu. Merlinson başkanın işe aldığı siviller arasında mı? Evet, gerçek bilim adamlarından biri. Rachel, gerçek doğrudur diye düşündü. Korki Merlinson hem zeki hem de saygı duyulan biriydi. Toland, Korki hakkındaki inanılmaz paradoksa ise... Alfa Erboğa'ya olan mesafeyi milimetresine kadar bildiği halde kendi kravatına bağlayamaması. <laughs> Yakınlardan yumuşak ve genizden gelen bir ses. Ben klipslilerden kullanıyorum diye seslendi. Kullanışlılık tarzdan önce gelir Mike. Siz Hollywood tipleri bunları anlamazsınız. Rachel ile Toland elektronik aygıtların arkasında beliren adama yüzlerini döndüler. Top gibi yuvarlak başından dökülmeye yüz tutmuş saçlarıyla, mavi gözlü bulldog köpeğine benzeyen bodur ve tombul biriydi. Adam Toland'ı Rachel yan yana görünce olduğu yerde kaldı. Ah Tanrı'm, Mike! Bu işe yaramaz Kuzey Kutbu'nda bile muhteşem kadınlarla tanışabiliyorsun. Biliyorum, ben de televizyona çıkmalıydım. <laughs> Michael Tolland'ın mahcup olduğu aşikardı. Bayan Sexton, lütfen Doktor Merlin'sine maruz görün. Nezaket konusundaki eksikliğini evrenimiz hakkında tamamen gereksiz ayrıntılı bilgilerle doldurmaya çalışıyor. Korki yaklaştı. Şeref duydum bayan. İsminizi tam anlayamadım. Rachel, Rachel Sexton. Korki neşeli bir edayla nefesi kesilmiş gibi yaptı. Şu dar görünüşlü, ahlaksız senatörle ilgisi yoktur umarım. Toland geriye doğru çekildi. Korki, aslına bakarsan senatör Sexton, Rachel'ın babası. Gülmeyi bırakan Korki kamburunu çıkardı. Hmm, biliyor musun Mike? Bayanlar konusunda şansımın gülme işine şaşmamak gerek. Hmm.